Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 20. lema. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzalna ileykel kitabe bin hakki fe'abudillahi muhlisene lehuddin. Ela lillahi dinul halis. Ayetiyle ve helekel nasi ilel amilun ve helekel amilun illel amilun ve helekel amilun illel muhlisun vel muhlisun ala hatarin azim sadakallahun azim ev kema kal fi ma kal. 20. lemadan ihlasla alakalı, fakat şöyle bir şey var burada. İhlas Risalesi iki tane var lemalarda. Bir tanesi 20. lema, bir tanesi 21. lema. İkisi de İhlas ismi altında. Ama içerikleri farklı. Nedir o? 20'yi söyleyeyim sırayla. İnsani ilişkiler. Mesela bunlar karı koca olur, kardeşi olur, Müslüman kardeşi olur. Onunla ilişkilerdeki ölçüler, yani eylemsel ölçüler. 21. lema ise yapılan davranışın kendi alemindeki inkişaf hali, halet-i rüyesi. Mesela şöyle diyeyim, misal vereyim. Dışarıda şöyle, hoş geldiniz, hoş geldiniz, nasılsınız? İçeride boşum diyorsun. İçeride böyle bir hesabı var. Dışarıda gayet nazik yani. Yumuşak. Adam yani. Ama içeride içeride şimdi bu dış dünyadaki ölçüler nedir? Yani insanı ilişkilerde, hele ailesiyle, Müslümanla, yani psikoloji davranış. İşte bu bilinmediği zaman çok korkunç netice veriyor. Hocalar gelince sizin bir özelliğiniz var, bir daha kısaca şey yapayım. İhlas iki tanedir, yeni geldiğiniz için söylüyorum. İhlas Risalesi iki tane. 20. lema, 21. lema. Evet. 20. lema insani ilişkilerde eşiyle, anne babasıyla, kardeşleriyle, Müslüman kardeşiyle ilişkileri düzene oturtmanın yöntemi. Yani nasıl düşüneceğiz? Düşünce yöntemi, eylemsel hali. 21. lema ise bu fiilin içsel halet ruhiyesi. Yani iç alemini oturtacaksın. Yani dışarıda içeride boşun devrilsin. Olmaz. Olmaması adına. Dışarıda öyle yaparlar. Oo Mustafa hoş geldin, nasılsın ya? Seni gördüm çok sevindim. Küllümen yalan. Seni gördüğüne rahatsız oldum. İçeride ne sabır? Gene mi geldi ya falan? Diyor. Yani 21. lema bunu tamir ediyor. 20. lema seçtim şeyi, çünkü ailevi ilişkilerde, insan ilişkilerde doğru yöntem. Şimdi bu kavgaların sebepleri bu 9 taneymiş. Cemaat olur, cemaatler arası, eşler arası, Müslümanlar arası. Diyor ki, bu vahim neticeleri görmemenin yegane çaresi, ihtilafın getirmiş olduğu, kavganın getirmiş olduğu dehşetli, aleykümselam, dehşetli sıkıntı var. Onu görmüyor. Onun sebebi 9'dur. Onu bahsediyor. 1. Müsbet hareket etmektir ki, ne demek o? Yani kendi mesleğinin
muhabbetiyle hareket etmek, kendi bir meslek var, bir de meşrep var, bir de İslamiyet var, üç tane. Bir meşrep, maşrapadan geliyor. Maşrapayı tutarsınız suya, tenceredir, kovadır, bardaktır, ona su alırsınız. Maşrabanıza göre bu meşreptir. Kişiye astır, sensin. Meşrebin bu. Bir de mesleğin. O da mensup olduğun cemaat. Yani bir olmanın şeyi, İslamiyet evrenseldir. Küllidir, her şeyi kapsar. Ama hususi eğitim bazı hallerim var ki herkese uygun değil. Allah bile her 100 senede bir müceddit gönderiyor. Bir cemaat var. Cemaata uygun aleti yani neyse ondan istifade edersin. Hangi cemaate git? Allah'ı Allah için anlatan her yere git. Allah'ı Allah için anlatan her yere git. Ben şimdi bir hoca olarak Allah'ı Allah için anlatana gitme demek ağzım kurur ya. Kendi adıma söylüyorum. Ne demek? Allah'ı anlatıyor, gidip dinleme. La Allah anlatıyor ya. Peygamber anlatıyor. Din duymasın mı? Duyma. Allah anlatan Allah'ı duyma. Tuhaf oluyor. Bu konuda belki de tenkit de edecekler seni. Tenkit de edene, beni tenkit edene sakın cevap verme ve ona da git gene. Beni savunma ya. Ben bunu şu an için anlatmıyorum tabii. Hayatım bu benim. Böyle terbiye aldım. Ben böyle anlıyorum. Çünkü Risale-i Nur'da şöyle bir ölçü var. Diyor ki hakperestlik şöyledir. Bu söylediğim hakperestliktir. Şöyle bir cümle var. Bak burada söylüyorum. 152. Hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Ama buraya gelin. Benden ders alın, buradan ders alın. Niye? Sevap kazanayım. Bu nefsin ve enaniyetin hilesidir. Hak perestlik gibi gözükürken tuzağa düşmüşüm. Liderlik sevdalığı var. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki, kalpten en son çıkan pislik ne biliyor musunuz? Aynen. En son çıkar. Lider olma sevdalığı diyor. Baş olma sevdalığı. O çıkmıyormuş. O çıkınca evliya oluyormuş adam. Evliyalığı da ölçüsü olarak koyuyor. O zaman liderlerde evliyalık olmaz. Liderlerde evliyalık olur, kaliteli olur ama bunu yaparsa. Yani dese ki, Allah anlatıyor, gitme oraya. Hemen çarp, koy işte. Niye Allah'ı dinleme? Tövbe ya. Ama Allah'ı Allah için anlatacak. Onu seni maddi menfaatine, siyasi gayesine, şöhretine ve kariyerine vasıta yapıyorsa uzak dur. Oradaki kasıt rıza ilahi ile alakalı. Rıza ile alakalı. Allah'ı Allah için anlatacak. Allah anlattı mı? Hiçbir sorun yok tabii. Şimdi üç tane şey dedik. İslamiyet, bir de bulunduğun cemaat, bir de senin şahsi özelliğin, meşrebin. Rahat ol. Biz Müslümanlar hep taassuptan bir sürü canımız yandı. Yanmaya da devam ediyor. Sebebi bu 9 tane emri bilmemekten geliyor. Müsbet hareket nedir? Kendi mesleğini mabetiyle hareket etmektir. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, yani o şöyle yaptı, o böyle yaptı, bunlar da böyle yapıyor. Yani demeden biz öyle değiliz. Bu tenkisiyle, yani onları nakıs görmek, tenkit etmek seni meşgul etmesin, senin fikrine, ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Meşgul olmayacaksın. Risale-i Nur dinleyenlere diyor ki Üstad Hazretleri, bununla meşgul olmayacaksın. Bu bir emir. Yani kendi müsbet hareket edeceğiz. Ne demek müsbet? Kendi meslek ve meşrebimin muhabbetiyle hareket edeceğim. Başkasının
husulu üzerine kendimi inşa etmeyeceğim. Ona böyle, bu böyle. Ha ben değil. Hayır. Meziyetini başkasını aşağı indirerek gösterme. Meziyetine altına kır koku çık. Onları indirmeden. Beraberiz. Nasıl ben sivrileceğim böyle? İki şık var. Ya ben böyle çıkacağım. Ya ve siz aşağı ineceksiniz. Ben ortada kalacağım. Böyle olmamaz. Diyor bize. Böyle ders almamız lazım. Yani başkasının mesleğiyle meşgul olmayacak. Şimdi aileye uygulayalım. Nasıl uygularsın bunu Mustafa? Nasıl uygularız bunu? Eşine. Şimdi bunu uygula. Bir de okuyayım, öyle düşün şimdi. Eşin en yakın Müslüman. Eşinin dışında daha ilerisi daba arkadaşın ve Müslümandır. Müslüman kardeşindir. Müsbet hareket etmektir ki yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, başka mesleklerin adavet ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Yani eşime mi bunu uygulayacağım abi? Evet, eşine uygula. Ben bunu Müslümana yaptım. Yani... Biraz önce. Ben mi abi ismi söylüyorsun? Yok, ben Müslümana yaptım, tamam. Sen eşini yapacaksın işte. Şimdi herkesin bir karakteri var, yani fıtratı var. Tamam. Şimdi tabii inşallah Müslüman. Onun fıtratını dikkate alarak, mahiyetinin veya özünün esasını dikkate alarak abi, onu kırmadan, dökmeden, örnek ve misal olarak, önüne geçmeden, önüne geçerek, hakikati ortaya koyarak, eylem yani fiili olarak ona örnek olmak. Onu asla kırmamak bu noktada, yani emrivaki olmamak, ezberini, mahiyetini müsbete kanalize ederek, bir nevi aşılamak. Ama vurarak kırarak değil abi bu. Evet. Bilmiyorum ben bu şekilde. Başka bir katkısı olan var mı? Bunu nasıl uygular? Rastgele değil bunu uygular. Mesela 15 tane abi yani içinde hepsinin fıtratı farklı olunca onun fıtratını kendi üzerinden ona uygun davranmak lazım. Yani ben bunu yapıyorum sen de bunu yap. Dememek lazım. Dememek lazım. Yani onun fıtratını ona istiyor. Ona kanalayacak. O zaman şöyle yap diyorsun. Gözünü kapa. Hayaline, düşüncene gir. Eşin karşında, eşinin arkasında anne babasını görür müsün? Bak anne babasına. Anne babasına bak. Anne babasının familyasına bak. Anne babasının dini hassasiyeti nikahlarından tut, helal kazanımına kadar hayal et. Benim kızım orada büyümüş o familyada. Orada büyümüş, o kültürden etkilenmiş, o anne babanın hassas nikahı ve helal harama dikkatliliğiyle kan olmuş, vücudu olmuş. Sonra benim eşimin dünyevi ve uhrevi eğitimini hayal et. Dünyevi eğitimini hayal et. Sonra dini eğitimini hayal et. Üç tane oldu. Bir, anne babasının nikah ve geçimindeki hassasiyeti, eşimin bulunduğu, büyüdüğü o coğrafya, eşimin dünyevi ve uhrevi aldığı eğitim. Boyalan, ol. Oradan bak şimdi. Oradan kendine bak. Yani genelden özele gelme noktası diyorsun. Empati diyorlar, bizde kıyası bir nefs. Kıyas. Tamam. Şimdi sence ta küçüklükten beri almış olduğun hassas bir aile ortamın var, familyan var, akraban var veya çevren var. Sende bazı şeyler oturmuş çok ciddi ama eşinde oturmamış. Yani eşinin zafiyetine değil, büyüme veya anne babasının helal rızkı veya çevresi. O kadar oturmamış. Böyle olacaksın demek. Ne kadar ya? Allah Resulü hanımlara dedi mi ki benim gibi olacaksınız? Hayır. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın yaptığı malzemeyi, kullandığı malzemeyi Ebu Bekir kullandı radıyallahu anh, Ömer de kullandı radıyallahu anh, Osman da kullandı radıyallahu anh, Ali de kullandı, sahabe de kullandı. Allah Resulü'nün kullandığı, yaşadığını yaşadı. Ama bir tanesi Ebu Bekir, bir tanesi Ömer. Aynı malzemeyi kullandılar.
Aynı malzemeyi. Aynı malzeme. Ha demek ki insanda bir fıtrat var. Bir de işte biraz önce anlattığım onunla boyalan, bak o zaman tenkitle, hücumla, aşağılama ile hiç kimse düzelmiyor. Tenkitle, aşağılama ile düzelmiyor. Korkuyla biraz oluyorsa da geçicidir. Ruhlara mal olmuyor. Yani korkuya dayalı geldiğin zaman despot gibi bir adam geldin işte. Çocuklar divan arıyor. Saklanacak yer arıyor. Yani otoriterim baba. Hiçbir şey değilsin. Yani divanın altına arıyor çocuk sen geldiğin zaman. Böyle olmaz. Ne Allah Resulü'nün ahlakında var, ne hiçbir eğitimde var bu. Böyle terbiye olmaz. Şimdi... Sana bir şey zaten o devamlılık arz etmez. Geçici bir şey. Evet. Geçici bir durdu divanda. Çıktın mı kahveye veya şey, sokağa çıktın mı çıkacak divanda. Şöyle tedavi gibi bir şey. Evet. Lemaat'ta şöyle bir tabir kullanıyor üstad. O nereden çıkıyor o şey, o sarz karakter? Zihniyeti inhisar diyor, hubbu nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor, niza ondan çıkıyor, dertliler dermanlar diyor. Evet, sayfa kaçta? 719 Lemaat'ta. Lemaat'ta. Söz derdi. Evet abi. Bak, inhisar zihniyet hubbu nefisten gelir. Bana gelin. Evet. Yanlış yapma, tamam. Tekil düşünme, yani herkes benim gerek yani. Niçin bunu yapıyor? Koruyorum sizi, babalık yapıyorum. Hayır, bu inhisar zihniyetten geliyor. Yani bana tavun derdi nedir? Civcivdir. Bana, yani liderliğin şeyi, inhisar zihniyet. Zihni has kılmak. Herkes bana bağlı olacak, benden komut alacak. İnhisar zihniyet nerede geliyormuş? Hubbu nefisten gelir. Nefsine muhabbetten geliyor. Putlaştırmaktan geliyor. Abi kişinin evladına karşı o ihtiyar olabilir mi abi? Kendi öz evladına karşı yani onu o şekilde... Yapabiliyor işte. İnhisar altına almak, tartmak... Aynen, oluyor işte. Yani. Nasıl tokat vurunca duvar vuruyor? Yani güya terbiye gibi. Bak diyor ki kendi mesleğini, yani kendi bir anlayışım var. Bazen de doğruluk namına baba veya anne, yine baba değil bu, anne... çocuğuna yanlış eğitiyor. Kim söylemiş onun davranışının doğru olduğunu? Ha, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket et. Sen dediğin gibi doğruyu yaşa. Bak doğru. Doğru anlatım yolu en güzel yaşamaktır. Lisan-ı hal. Yani yaşantı örneği. Doğru yaşamak başkasının adaleti. Yani tenkit üzerine, aşağılamak üzerine terbiye kurulmamalı. Aşağılamak, hiç kimse yeme. Hiç kimse Allah razı olsun ya, iyi ki beni tenkit ettin, çok hoşuma gitti, eksiğimi tamamlayacağım demez. Tamam abi de, tamam hocam de, tamam, sağ ol içinden der. Üstü zaten. Birbirinizi tenkit etmeyin değil mi? Birbirinizi tenkit etmeyin. Birinci düstur. Onu okuyayım. O cümle. Bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan, bak amelinizle rizay olmalı. Bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek, onların üstünde fazilet furuşluk devinden gıpta damar tahrik etmemek. Ne öyle yapmıyorsun ya? Olmaz ya. Şey yap. Mefhumu muhalifiyle, ben öyle yapıyor muyum? Baksana bana, diyor. Demeden diyor. Bir daha, ikinci dostur. Bu hizmeti Kur'an'da bulan kardeşlerinizi tenkit etmemek, kardeşlerden en yakını eşindir. Tenkit etmemek, söylemek, tenkit başka bir şey. Onların üstünde fazilet uçtuk, baksana bana ya. Benim gibi ol. Yok, beraber Resulullah gibi olalım, o zaman dokunmaz gururuna. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki yaşanan şey onun tabiatına has değil. Eyvallah. Eğer Allah Resulü'nün yaşantısı tabiatına, erkekliğine, yiğitliğine has olsaydı kadınlar taklit edemezdi. Eyvallah.
onun davranışı evrensel olduğu için kadınlar da taklit edebiliyor. Mesela sağ yatması, tabiatına şey değil, yeme üfleri vesaire hepsine bakarsanız, mesela banyo adamı kıbleye karşı dönme diyor mesela. Banyoda bevletme diyor. Yani kadın erkek fark eder mi ya? Namazlarda da öyle. Demek ki birbirini tenkit etmemek, onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını gıpta damarını tahrik etmemektir. Gıpta damarı ne? Yani fazilet ortaya çıkaran şey meziyetler abi. Gıpta damarı, gıpta. Abi herkeste yapı olarak özenme duygusu var. He var. İlla var yani var. Onun işte o şeyini motivasyonunu gaza getirip yücelterek öne çıkartarak bu sefer ihlastan uzaklaştırma konu. Yani ona benzemek için veya onu aşmak için orada abi çok değişik bir ifade o. Fazilet furuşluk nevi yani faziletini satmak duru. Yani güya alçakça bir hareket aslında. Evet. Güya terbiye etmeye çalışıyor ama öyle şey yapıyor ki gıptasını tahrik ediyor. Yani ben senden üstünüm. Bana özen diyor yani. Ben senin önde terbiye ama, benim. Örnek yani, benim. Örnek benim yani. Düstur benim. Benim. O zaman kendi gıptasını var ya tahrik ediyor. Hocam orada bazı şeyleri de göz önüne getirir. Mesela bir öğretmen, bir patron diyaloglara gidiyor. Bunlar da yapılıyor. Aynı. Konu aynı abi. Evet aynı. Yani talebe, çok güzel söyledi, sizin sağınız. Ama ben aile uygulamamın sebebi çokça o sorun hissettiğim için. İkinci dostur, belki daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek. Bunu bir daha okuyayım. Daire İslam içinde. Niçin İslam'da tek bir cemaat yok? Tıpta niye tek dal yok? Ya mühendislikte. Mühendislikte ya. Mesela bir göz olsa olur mu? Ne olacak? Ayağın kırıldı. Ayağın kırıldı. Böbreğin hasta. Ne olacak şimdi? Niye tıpta tek dal yok? Çünkü tek bir doktora gitseniz her şeye bakıyorsa o doktor ameliyat olur mu? Pratisyen de sağ olacağındaki bir doktordur değil mi? Yani ihtisas demek o has sahaya ait olacak. Peki maddi organlarda tek meslek olmuyor. Maddi tıpta tek bir meslek veya ihtisas olmuyor da bu beden nedir ruha? Binadır, bina, hane. Elbisesi değil ha, ruhun hanesidir, libası değil. Ne demek? Şu anda sen binanın içinde oturuyorsun, temelden izah edeyim. Binanın içinde oturuyorsun. Bina ile farkını düşünür müsün? Şu binanın içindesin diye. Bina senin kaliteli mi? Duygularını, ruhunu, hayalini, değil mi? Hassasiyetini. Binaya bak şimdi bir de. Ne alakası var? Ha, bu bina ile senin arandaki fark, beden ile ruh arasındaki fark böyledir. Beden ruhun hanesi yuvasıdır, elbisesi değil. Bu bina elbise değil bize, içine oturuyoruz. Onun için ölüm demek buradan çekip gideceğiz işte. Siz mesela öleceksiniz dersen sonra, çekip gideceksiniz yani. Buranın ölümü olacak. Aynen. Sen buradaydın, seninle bir anlam kazanmıştı. Çekip gidince seninle anlam yok olacak. Seninle gidecek yani. Burada buranın ölümü, sen başka yerin dirilmesi olacaksın. İşte ruhla beden arası böyle bir fark var. Şimdi insan maddi organlarında ihtisas olduğu gibi böbrekle ortopedi, göz doktoru. Ondan daha harika olan bina düşünün, bina. Elektrikçi ayrı, su tesisatçı ayrı. Öyle mi? Çok hani ne alakası var? Elektrikçi var, kalibodurcu var. Farklı. E peki ruhun binası böyle olursa ruh nasıl olur? E bu ruh nasıl bir insan, nasıl bu bedeni birisi tedavi edemiyorsa
ruhu da bir adam tedavi edemez. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Soruyor Üstad, şu örneği veriyor. Bir evin diyor ihtiyacı bir dükkanda satın alınmaz. Alabilir misiniz? Bir ütüyü oradan alıyorsun. Arabayı da oradan alıyorsun. Ekmeği de oradan alıyorsun. Bir dükkandan alınmaz diyor. Doktorluk da orada. Değil mi? Mühendislik de orada. Olmuyor yani. Ha, insan da ruhsal daha küllidir. Ruhu, aklı, hissiyatı, latifeleri, duyguları, sivrisi, hafisi, ahvası, bir sürü şeyleri var. Ben ne yapabilirim ki yani size? Ben bir noktada, en fazla iki noktada ihtisasım olur. Ben bu cemaatin, bu kitapların bile bir veya iki konuda ihtisasım var. Burada anlatılan nihayetsiz ihtisaslar var. Ben biraz gayetle, beden ruhla biraz meşgulüm gayet. Bu sahanın içerisinde. Yani akıl nasıl kontrol edilir? Gayb nedir? Ruh yani. Bir sahasındayım. Ama o kadar ayrı bir sahalar var ki bilmiyorum. Öyle bir kaba taslak pratisyen doktor gibi iki kelam ederim ama ihtisas değilim. Şunu demek istiyorum. Ruhu tamir etmek için de çok bölümler var. Onun için bu ihtiyaçtan dolayı dini cemaatler ihtiyaç olmuştur. Mesela babaannem sizin de geçmişinize rahmet etsin, ona da etsin. 110 küsur yaşında vefat etti. Okuma hiçbir şeysi yoktu. Yani o zaman camiler yıkılmış, kapatılmış, ezanlar malum, yok edilmiş. O dönem insanı. Hiçbir şey bilmiyor. Yani. Tamam. Şimdi ona desem ki babaanneye, babaanne Risale oku. Kur'an da okumayı bilmiyor. Hiçbir şey yapılmamış ki. Allah adına bir şey dedin mi içeridesin yani. Tamam. Şapka takmadın diye şehre alınmadığı dönem. Hastaneye gidecek. Dedemin kardeşi yani. Şehirde duruyor. Şapkan yok. Giremez. Şehre giremez. Çünkü şart şey ya. Ruhsal tedavi de olduğu için. O yetiyor. Şapkayı taktın her şey tamam oluyor. Çıkarınca. O her şey çıkmış oluyor. Şalvarla bankaya almadılar abi. Evet. Adam çıktı, şalvar omuzunu attı. Daha yeni yeni, has var ya has, bu has, öyle bir şey, otobüs. Ben burada kalırken, kaç sene oldu, 5-6 sene önce. Havalimanı yokken, işte Kırıkhan'da, yalan söylemiyor. Yalan nafsı kafirdir. Bunu bilerek söylüyormuş. Bilet bana satmadı, şu Kırıkhan'daki caddedeki adam. Tak geliydim, şöyle bir baktım. İstanbul'a bilet alacağım dedi, iç yüzümü de bırakın. Ha yok dedi. Hayır yok, bilet yok dedi. Suratıma bile bakmadım. Dedim ki, kafamdaki takkeden dolayı mı yapıyorsun dedim. Hiç ses yapmadım. Daha yeni yani, havalimanı yapılmaz herhalde. Otobüsü de söylüyorum, pas. Ya, bilet satmadı bana, hiç unutmuyor. Hangisi yolda bırakmışlar, birisi de yolda bırakmışlar. Yolda bıraktı, o şey... Jet değil, şey var. Can mıydı şey? Mesele mi? Yani... dedim ki namaz, hayır dedi, biz dedi duramayız dedi. Ondan sonra biraz itiraz ettik, neyse baktım yok. Gittim oturdum, 5 dakika sonra geldim. Ne oldu gene dedi, tuvalete gideceğim dedi. Yok dedi, sen namaz, tuvalet olsa dururdum dedi. Sen dedi, namaz için yapıyorsun dedi. Dedim ki, çek dedim, sağa ineceğim. Bak dedi, burası dağdır dedi. Burada dağdır, hiç kimse alamaz, donarsın dedi. Onu da diyeyim dedi. İndiririm ve beklemem, inan. Şaka yaptığımı zannetme dedi. Belki merhamet eder de bekler dersin ama beklemem dedi. Sen dedim valizimi ver. Ondan sonra... Dedi ki, şu illerde dedi bir tane şey var. Petrol ofis gibi, orada indireyim seni dedi. Orada beni indirdi otobüsten, çantaya hemen gittim. Allah'ın hikmeti ya. Kamyoncuların durağıymış. Nerede abi burası? Ankara'ya giderken. Ankara'ya giderken. Hiç unutmuyorum. Ben teneffüs ettireyim size. İndim heyecanlı. Meğer oranın patronu sabah sabah o çorba o dağıtıyor kamyoncular. Dedim selam aleyküm selam çocuk. Buyur dedi. Dedim ya namaz kılacağım yer var mı dedim. Az kaldığı için. Dedi ki hemen şurada var. Tabii kamyoncuya benzemiyor bu adam. Ondan sonra kamyoncular da başka kimse durmaz. Otobüs durdu gitti. Ondan sonra gittim namazı kıldım geldim. Oturuyordum. Dedi ki bakar mısın dedi.
Sen dedi otobüs seni bıraktı gitti dedi. Sen yolcu musun dedi. Direkt adam. O şeyin önünde. İtibat edin aynı böyle. Yolcuydum dedim. Niye indin dedi. Namaz için. Ama ben de baktım dedi otobüs gitti dedi. Namaz. Dedim ki durmadı. Şimdi namaz için mi indin dedi. Namaz devam ediyor. Namaz için mi otobüsü terk ettin? Evet dedim. Durmadı mı dedi o. Bir de kalayı bastı. Ondan sonra durma dedim. Oradan bir tanesi kalktı. O yengin. O genç istavuz. O 20 sene oluyor. O 40 anda şey. Dedi delikanlı bakar mısın dedi. Sen namaz için indin de otobüs gitti mi dedi. E gitti dedi. Ne olacak ki dedim. Çok mu büyük bu dedim. Sabah namazı ne demek biliyor musun dedim. Bir tanesi bilmiyorum dedi böyle. Dedim peygamberimiz diyor ki sabah namazın farzı değil. Sırf sünneti dünyaya nerelere vursa vurduğu yer hepsi senin olsa mı sabah namazının sünneti mi? Sabah namazının sünneti daha hayırlıdır diyor dedim. Ama ona iman edenler için. Farz için bir şey denmiyor daha. Ondan sonra o ortadaki adam dedi ya kardeşim dedi yanıma gelir misin dedi. Yok dedim ben buradayım gel buraya. Ondan sonra dedi ki o oradaki mer sahibiymiş bilmiyorum. Dedi ya arkadaş dedi, bunun çorbası her şeyi bana ait dedi bu tesiste dedi. Bunu, hayır dedi, benim masaya geldi benimdir dedi. Neyse esas güzelliği o anlatacak. Ya sen kimsin dedi, başladı orada biz zaten tulumsuz oynuyorduk, bir de tulum gördük. Öyle derler tamam mı? Zaten anlatmak istiyorduk bir şeyi, davamızı. Orada haşir, tevhid, kader, ruh ve seseye girdik. Meğer yandaki masadaki birisi bir araba şirketinin sahibinin oğlu ama kamyonculuk yapıyor. Sebebi artık intihara doğru gelmiş vesveseden dolayı. Allah Allah. Unuturum diye şoföre dedi ki sen yat ben gideceğim. Patronun oğluymuş. Niğde'ye gidiyormuş. Niğde mi? Ankara. O tarafa doğru gidiyormuş. Dedi ki bilmiyordum tabii. Dedi ki vesveseden biraz da soru sordu. Biraz da soru sordu. Dedi ki sen dedi nereye gidiyorsan dedi ben oraya gidiyorum gel benim otobüsüme dedi. Şey ara o kamyonuma. Dedi ki ben değil neyse o ana kadar önce bindim. İnan bana o kadar da yavaş gidiyor ki beni şeye bırakacak Ankara Tugarı'na. Oraya benim için girecek. O kadar yavaş ve irtibatımız son tarihlere kadar devam etti. Bak Allah onun psikolojisi son artık şeye gelmiş. İntihar boyutuna gelmiş. Biz de psikolojiyle meşgul olduğumuz vesvese vehimi gelene kadar anlattım. Sonra o bana dedi ki ben bu şirketin sahibin oğluyum. Bu kamyonu bunun için aldım. Unuturum belki diye bindim diyor. Allah bak ne getirmiş. Sonra orada anlattık yani o kamyon şoförlerine. Adamla dostumuz devam etti, davetlendi. Bir şer gibi gözükürken ne kadar hayır var. Bütün şerler aman aman böyledir. Seni görüp görmediğin önemli değil o kadar. Mutlaka çok hayırlara vesile oluyor. Şimdi gene geliyoruz ya temiz ettik. İnsanın bir bedeni var, bir ruhu var. Beden için bu kadar ihtisas var. Tedavi. Bir de ev, araba, beden için bunlar. Uçak. Ruh için neler lazım? Onun için ruh tamir için bir cemaat yetmez. Onun için anlattım. Ben nasıl yeteceğim ki her şeye? Cemaat ihtiyaç olmuş. Ben yeterim hiçbir cemaate gitmiyorum. Aferin lan. Ben de senin gibi adam arıyordum. Keşke yetseydin kendine. Nasıl yeteceksin? Ben yetemiyorum ya. Yani bu Risale'yi okuyorum. Miras hukukunu gittim 15 gün Diyarbakır'dan ders aldım. Miras hukuku. Nasıl yapacaksın abi? Ramazan'da nasıl taharet alınacağını daha bilmiyorsun da sen kendini nasıl yeteceksin? Tuvalet ha tuvalet. Nasıl Ramazan'da nasıl taharet alacağını bilmiyorsun. Sen kendine nasıl yetineceksin? Demek ki cemaatler ihtiyaçtır. Bu arada demek ki gayri ihtiyar Cenab-ı Hak cemaatler niçin vardır? Cevap olsun. Demek ki hangi meşrepte olursa olsun o cemaata medar-ı muhabbet olacak, uvvet olacak, ittifak olacak. Çünkü çok rabıtalar var. O cemaatin
Allah da benim Allah'ım. Onun peygamberi de benim peygamberim. Ben size Allah'ı Allah için anlatan yer için söylüyorum. Siyasi, menfaat, istismar için olan yerden bahsetmiyorum. O zaten İslamiyet'le alakası yok. Başka bir şey o. Şimdi hangi cemaat olursa olsun gittiğiniz zaman size namaz kılın demeyecek mi? E ben buraya gelince ben de aynı şeyi söyleyeceğim. E tamam niye geleceksin ki buraya? Bu bulunduğun yerde ol işte. O zaten sana Allah anlatıyor. Ben de Allah anlatıyorum. O namaz anlatıyor. Ben de anlatıyorum. Ha benim kafama biraz da o tarafta buradan şuradan nereye yatıyorsa oraya gitti ya. Netice Allah'tır ya. Cemaatler vesiledir, bahanedir. Netice imandır yani. İmanın nerede artıyorsa oraya gideceksin. Git oraya kardeş. Bırak öyle vasıtaları putlaştırma. Cemaatler din değil kardeşim. Allah'ın dini tektir. Bak bir cemaat mensubuyum. Cemaatler din değil. Cemaatler vasıtadır, vesiledir. Senin daha güzel İslamiyet'i yaşamana vasıta oluyorsa tamam işte. Cemaatleri dinleştirmek bidattır değil mi abi? Haramdır, ne bidatı? Yani o niyet olmasa bile... Tabii yani bak Mustafa, vallahi öyle bir tavır ki sanki cemaat din olmuş ya. Nasıl anlarız? Dini bir şey anlatıyorsun. Mesela diyelim hangi cemaat olursa olsun, Kur'an'ın icazını anlatıyorsun, Kur'an'ın harikalığını. Adam kulağını tıkıyor, dinlemem diyor. Niye? Risale'de kimi söylüyorsun? Lan Risale'deki Kur'an niye mucizedirin cevapları bu ya. Kur'an nedir anlatıyorsun? Kur'an niye mucizedir anlatıyorsun? Dinlemem ben diyor. Niye? Sen ucuzsun ben falan. Kalk kayar. Ulan kalk kayarsa Kur'an'a kayar ya. Televizyon seyrederken kalk kayar demiyorsun. Kalk değil çap bile kayıyor. İmanın bile kayıyor. Televizyon seyrederken, film seyrederken, YouTube'lara giderken çapın kayıyor. Orada sorun yok. Ben falan Müslüman'dan, falan alimden Allah'ı anlatırsa peygamber yazdığı kalp kayar. Kalbim kayar. Fesubhanallah ya. Fesubhanallah. Fesubhanallah men tehere fîsini okul. Akılları hayreti bıraktıran Allah'a hamdolsun ya diyor. Çok tuhaf ya. Böyle olamaz ki Müslüman ya. Olmamalı ya. Ne kalp kayar, ne olan, nereye kayacak da Kur'an'a kayacak işte. Kur'an'ın harikalarını anlatıyorum. Burada ne anlatıyorum ben şimdi? Anlamaya gayret etmeye çalışıyorum. Yani müminler arasındaki doğru bir ilişki nasıl olur? Bu Ahmet, Mehmet'le alakası yok ki Müslümanların. Hatta belki de beşerin özelliği. Hepsinin ihtiyacıdır. Ailede güzel olmak istemez misin? İnsan ilişkilerin güzel olmasını istemez misin? Onları da bahsediyorum. Cemaatta bahsetmiyorum ki. Müslümanlar kendi davasını bildi mi çok tatlı olur. Bir şey söyleyeyim size. Dünyada en tatlı şey güzel ahlaklı insanın tadına doyamazsınız. En ahlaksız da bunun tersidir. Dünyada en lezzetli, en zehir, zehir zemberek ahlaksız insandır. Bir laf der, 20 sene unutamazsın. Altında hep ezilirsin. Bir laf der, 20 sene seni hep havada tutar, kuyudan çıkarır seni. Sıkıntını çözer. Hangi meşrepte olursa olsun bak, hangi meşrepten olursan ol, mutlaka medar-ı muhabbet, yani muhabbete sebep olacak, uhuvvete sebep olacak, ittifaka sebep olacak, çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak etmek. Yani mutlaka Müslümanla Müslüman arasında bir bağ sebebi var. Nedir o? Allah'ımız bir. Kur'an'ımız bir. Değil mi? Peygamberimiz bir. Ahiretimiz bir. Bunlar manevi. Dünyamız da bir. Güneşimiz de bir. Vatanımız da bir. Bir, 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 bir. Birinin arkada bir. Nedir bu? Şimdi buraya gelsen. Gelip de ne yapacaksın kardeşim ya? Tarikattarsan. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorsun diyor. Tamam ol kardeşim orada. Ha Risale'nin okursan daha şuurlu yaparsın. O da seni biliyorsa hem senin bileceğin iş. Yani Subhanallah, Subhanallah derken niye Subhanallah diyorum, onu daha şuurlu yaparsın. Yok ona yetiniyorsan olan orada yetin, maşallah Allah devam ettirsin. Babana bırak da gel. Tövbe estağfurullah ya. Benim şahsi, demeyin ha şahsi adamın fikri demeyin. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bize böyle diyor. Biraz önce okudum. Hakperestlik neymiş? Müslümanların nereden olursa olsun
istifadelerine taraftar olmaktır. Aman benden ders alsın, bana sevap kazandırsın demek nefsin ve enaniyetin vilesiymiş. Bak, babana gel, niye geleceksin kardeş? Hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yani benim söylemek istediğim şahsi anlayışım değil. Burada böyle yazıyor. Ha böyle. Külli kucaklayıcı ol. Müslümanın sıkıntısını sıkıntın kabul et. Müslümandır, bitti. Hocam ne olursan ol yine gel. Ne? Evet. Mevlana. Üç. Ve haklı bir meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise, yani haklıyız. Doğrusun. Doğru olduğun için zaten hocam haklısın. Tamam. İlişme başkasına. Ama ne zaman? Alenen haram işleniyorsa orada, o başka. Ondan zaten konuşmuyor. Adam içkiye helal dese, affedersin, kadın erkek beraber karma olsa din adına, vardı ya rezil vizyonda böyle kepazelik yani. Öyle. Faize helal dese, kumara helal dese, o iş çıkmış o Allah'ın kitabına zıt zaten. Faiz haramdır diyor. Adam helal diyor. Onlar zaten ittifak olmaz ki. Yani o haram ve helaller olacak, detaylı şey yapma. İşte takılma onlara. Allah'ın Kur'an'daki haramları haram, helallerini helal desin. Tamam. Tamam ittifak yetiyor, bitiyor. Bırak teferruatlara, takılma onu. 500 defa çeker, 100 defa çeker. Sarıkla kılar, takkesiz kılar. Zikreder, kitap okur. Ya namaz kılıyor mu kardeş? Faize haram diyor mu? Bitti. Hasan o zaman şu yani? Kişinin en iyi cemaati, meşrebini Allah'a en çok yaklaştıran cemaat. Harika. Meşrebini Allah'a yaklaştıran şey. Mesela babaannem ne Kur'an okumayı biliyordu, ne dünya bitmiş onları. Ne yaptım ben ona? Peygamberlerin 6 tane evladı var ya, evet. Tesbihatın sonunda. Ve Eyyûbe iznâdâ rabbehu inni meseniye durvâ enterhamun râimin. Rabbi inni meseniye durvâ enterhamun râimin. Rabbi inni meseniye durvâ enterhamun. Bunu babaanneme şey yapmıştım. Babaannem sabah kadar, ne olacak 100 küsur yaşında uyku yok ki. Bunu çekerdi. Tesbihleri ezberlettirirdi. Tesbih. Onları çekerdi. Öyle tesbih vardı ki adam iki defa sararsın, o kolu büyük. Onların öyle bir şeyi vardı, öyle bizim tesbih gibi değil. Yani risale mi oku diyordum? Hayır. Tarikat yaptırıyordu. Tesbihatta. Çünkü onun meşrebini en makul. En makul o kardeşim. Okudun okudun, okumadın Allah bilmem neyini versin. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle zalimane olur mu? O uşağım ne yapayım dedi. Dedim, küllün nefsin zâikatını meftiler veselde. Ya bakiyen tel bakiyen, ya bakiyen tel bakiyen. Tek tek mi diyeyim? Yok. İki tane bir sayılır babaanne dedi. Ya bakiyen tel baki, ya bakiyen tel baki. Bir. Ya bakiyen tel baki, ya bakiyen tel baki. İki. Ya bakiyen tel baki, ya bakiyen tel baki. Böyle üç. Hepsi iki tane tek sayılıyor. Hani var elim adamda. Bak. O ara tarikat dersi verdi. Çok veriyorum böyle. Okuması yok. Bunu çek. O kadar. Bak. Ben tarikatçıyım ha. Yani yolcu demek zaten. Yok. Gurur da duyuyoruz elhamdülillah. Haklı bir meşrep. Şimdi sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek. İlişmeyeceğiz. Ne zaman? Yeter ki salih bir haramı helal demesin. O da bağırıp çarpma fitne yapma. Sorulunca abi ben A cemaati faizi helal diyor şey ha. Helal diyor. Kardeşim Allah'ın Kur'an'ında haram diyor. Bitti. O kadar. Budaklandırma. Allah Kur'an'ında faize nastır. Naslarda iştihat olmaz. Ve naslar, esaslar %90'dır. Açık olarak söylemediği iştihadi şeyler ise %10'dur. O da farklı toplumların kültürlerinden kaynaklanıyor. Zaman ve mekandan Libya, Ürdün, ne bileyim Tunus, Türkiye, Çeçenistan, Doğu Türkistan kültür farklılığından o %10'da iştihat ondandır. Salih ifadelerde iştihat olmaz. Sonra mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir.
yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden, hak yalnız benim mesleğimdir deme, mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf dostunu reper etmek. Şimdi bak, üç tane makam var. Çok güzel, güzel, kötü. Bir daha. Çok güzel, güzel, kötü. Kötü, güzel, çok güzel. Tamam mı? Her cemaat şöyle demeli. Benim mesleğim en güzeldir. Böyle demesi lazım ki orada bulunuyor. Evet. Niye? En güzel. Diğer cemaatlara hak veriyor. Onlar güzeldir. Onlara bak güzel verdi. Eğer dese ki benim cemaatim güzeldir. Güzelin altı neresiydi? Kötüdür o. Çirkin. Onu yapamaz. Bak, eğer benim güzeldir cemaatim dersen, güzelin altı çirkindir. O zaman şöyle diyeceksin, demeyin. Bizim cemaat en güzeldir. Diğer cemaatler, onlar da güzeldir. Tek en güzel ben diyemiyoruz abi. Evet, tek en iyi biziz. En doğru biziz. Yani en dip. Bizimsi çok güzeldir. Diğer cemaatler güzeldir. Dinle alakası olmayan inkarcılar da kötüdür. Ne oluyor biliyor musunuz? Bak, içim şundan yanıyor. Bir Müslümanı benim yanımda burada değilse, şimdi tenkit ederek, aşağılayarak, onu böyle kusurunu serişte ederek ne oluyor biliyor musun Mustafa? Onları dinsizlerin safına itiyoruz. Anlıyor musun? Dinsizler diyor ki bana, sen benden değilsin. Sen de diyorsun ki, sen benden değilsin. Ben de şaşırıyorum, ulan ben kim deneyim ya? Anladın mı? Son zamanda başıma geldi ya benim. Laika neşrettiler. Bizden değil dediler. Beni hapsedenler de bizden değil dediler. Ben de şaşırdım biliyor musun? Bunlardan değilim hiç. Hapsetti. Bunlar da laika neşretti, bunu bizden değil dedi. Ulan hakikaten ben kimim ya? Acayip bir şey, garibime gidiyor ya. Ama o kadar hoşuma gidiyor ki, ne biliyor musunuz? Hani derler ya, abi hocam her şey üst üste geliyor. O keyif veriyor. Her şey üst üste geliyorsa, basamak yapıp çıkacaksın. Basamak yapıp çıkacaksın. Seyretmeyi becerirsen keyif veriyor dalgalı dünya. İnanın düz denizi seyretmektense yukarıdan tepeden dalgalı denizi seyretmek bana daha keyif veriyor. Çok hoş oluyor. Dalgalı insanı yetiştiriyor. Kargara gurgur mu oluyor hocam? Kargara gurgur oluyor. Arkadaşım, ölçü insafın olacak. Başka şefkat, kucaklayıcı ol. İtici olma. Kucakla. Kim olursa olsun. Hatta kafirle bile oturmuş uçakla denk geliyoruz. Ateist. Denk geliyoruz. Kesinlikle ihtilafi konuları açmıyorum. Fikri konularla seyahat ediyoruz. Yani o ben çatışma olmasın. İletişim olmaz. İletişim lisanı değil bu. Tamam. Yani onunla ortak ne olabilir? Fikir. Nedir o? Ateistlerle mesela insancıl. Doğru düşünmek. Felsefe yapmak. Yani bir şey fikri etrafında. İnsan nasıl mutlu olur? Dinle alakası yok bunun. Felsefe geneldir değil mi? Nabza göre şerbet. Tabii ya. Ondan sonra bir baktık Hindu ile birisiyle uçtum. O Hindu şey. Budizm'e tapıyor. Sığır'a tapıyor. Dedim ya bizde de çok kutsidir dedim bizim memlekette. Yani çünkü hatta bir sığır'a buzdolabı derler dedim. Çünkü her şey ondandır. Buzdolabı ne oluyor? Enam suresinde geçiyor. Evet. Bakara suresi diye Kur'an'da dedim. Başladık oradan gibi. Ya öyle mi ya? Dedi. Kısmen Türkçe biliyordu. Şöyle. Ya Bakara suresi dedim. Sığır demek yine. O kadar kutsidir bizde de. Bir ortaklarımı buldum canım. 3,5 saat uçacağız ya Almanya'da. Ondan sonra biraz anlatacağı bir şey yok ki var. Sığır'ı anlatacak. Ondan sonra
Ben şimdi sırdan girdim. Abi şeyi sordum, niye sıra takıyorsunuz diye. Onu diyemedim çünkü şimdi... Orta fayda diyorsunuz. Tamam da şimdi... Şimdi uçaktan aşağı atar beni. Şey dedim, hakikaten kadamım ister dedim bak. Ne kadar 300-400 kilo geliyor, 300 kilo geliyor. Nasıl insanlara itaat ediyor, nasıl şey yapıyor? Ya hakikat doğru diyor. Tabii sürmet ettikçe adam uçuyor. Oradan sanat ilahi anlatınca, bak ot yiyor, ot yiyor su içiyor. Süt ondan, derisi ondan, değil mi? Derisi ondan, kanun ondan, yavrusun ondan, yani kan ve fışkı ve pislik içinde o sütü alacaksın, suta dönüştüreceksin. Nasıl bir teknoloji kullanılmış? Şimdi o tanrıdır, o yapıyor zannediyor. Tabii biraz sarsılıyor tabii. Yani bu dediğim inek, kutsi inek, otu alacak, kan ve fışkı içinde bulanmadan, bulaştırmadan insanın her organına faydalı beyaz, mukaddi bir sütü koymak. Süt. Onun yanında şefkat koymuş. Hiçbir şey demiyor, al diyor, sağ beni diyor. Sesini çıkar. Çıkartmıyor. Yani dedim, nasıl bir teknoloji kullanılmış? Nasıl bir sistem? Yani kan içinde, memeye gelene kadar kandır. Tam ucundan sütü nasıl dönüşüyor? Hakikaten mucize ya. İşte demek ki mesleğim haktır diyebilir ve en güzeldir. Senkisi de haktır. En güzel deyince ona güzel düşüyor. Şimdi eve uygulayalım bunu. Mesela öğretmeni uygulayalım. Şimdi öğretmen talebe. Ama diyor, yok o sorun. Ev uygulayalım. Hanımla benim aramda uygulayalım. Sen kim? Gel, sen gel oğlum. Kerem bana soruyorsun. Sana sorayım. Peki sormayayım. Var mı katkısı olan bunu? Yani en güzeldir, güzeldir, çirkindir. Bu üçü nasıl deriz Resul? Ev için. Ev için. Ha evi yapayım, evli olsun, bekar olmasın. Nizam sana soruyorum. Abi Cemil Hoca'ya soruyorum. Abi Cemil Hoca'ya soruyorum. İkinize soruyorum. Yani. Onu yapıyorum, ona sormak lazım. Yani bak, en güzeldir, güzeldir, çirkin. Yani bir de okuyayım, ona göre düşün. Haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf dusturunu rehber etmek. Hasan abi ben bir gerçek cevap vereyim mi? İdeal cevap olsun, gerçek cevap olsun. İkisini de ver abi, lazım bana. Ben gerçek cevap vereyim. Moral tezi şu, hanım tek güzel sensin. Oo. Odur yani, gerçek cevap bu. Yani o fırkalarda var ya, yani mutlak itaat. Hani itaat et, rahat et. Oradaki sistem öyle işliyor abi. O hakikat yani, az çok bilirsiniz de gerçi. Hakikaten de şey sorun abi, Cemil Hoca'ya sorun, uygulamasını yapıyor zaten. Uygulamasını yapıyor. Şimdi ya. Abi tek güzel sensin, sistem bu ya. Tek güzel, en güzel. En güzel, bak şimdi, ben şöyle diyeyim mi? En güzel sensin, diğerleri de güzel yani. Şimdi Hasan, onlar şimdi bir cihede, iki cihede şu. Hakla ben değilim. Hak bir tane. O hakla hepimiz idare etmemiz. Yani bana bağlı değil, ben değil. Söyledim diye değil. Emir İkimiz de. Emir veren veriyor. Biz o emre idare edeceğiz. Evet. Dolayısıyla haklı kim? Emre idare eden her zaman haklıdır. Hı. Emre idare eden ki Meryem bizden ne istiyor? Bak, mesela emre itaat eden her zaman haklı doğru. Tabii canım şimdi harama gidilecek. Çarşıdır, pazardır, kayırır, budur falan filan. Ben emretmiyorum. Benim de canım senin gününe gidip gezmek istiyor. Her türlü hazı işlemeye nefsim razı oluyor. Ama esasatta bizden ne isteniyor? Buna hangimiz idare ediyorsak ki hepimiz etmemiz gerekiyor. O haklıdır. Buna yarışmalıyız. Çok güzel. Dolayısıyla ben karşısına çıkarsam, emreden ben olursam zaten çatışma. Enaniyet aslı, ben böyle istiyorum dediğin zaman olay bitti. Kavganın sen büyük sebebi. Ben böyle istiyorum, böyle olacaksın. Bitti o zaman. Ya böyle olacaksın, ya daha bu iş biter. Ama ya. Ne istiyor, Allah ne istiyor? Benden ne istiyor, senden ne istiyor? Benim haklarım, senin hakların zaten konmuş. İdare ettiğimiz zaman hepimiz haklı oluruz.
Dolayısıyla karşı çıkan haksızdır. Bensem, ben haksızım, sen haksızsın. Ne zaman? Yani harikaydı. Yaklaşım doğru ama bunu kaç tane insan biliyor veya kaç tane kadın bunu kabul ediyor ki? yani tek bir adam da tabii vicdan dairesinden aktarıldığı zaman. Senin de başkasının. Hani ne zaman? Ah, hakiki manada Allah bilirse de diye olmuyor. Daha zor ama hani kaç tane var öyle bir insan ki? Abi hele cemaat mabeyinde şimdi burada şu, biz aldıklarımızı eğer aldıklarımızı oraya aktarmamışsak bu sıkıntı devam eder. Birisi Paris'ten devam eder, birisi Mekke'den devam eder. Şimdi biz derslerden, muhabbetlerden aldığımız herhangi bir dini delginleri evle paylaşmıyorsa bizim zaten çepeler ayrıldı. O tek olan değerim ona idare ediyor, birisi onu bilmiyor. Bilmiyorsa ucunum olacak zaten. Bizim derdimiz o ortak noktayı. Onu yaptığımız zaman mesele bitiyor. Bana diyor ki Hasan abi, Elim Hanım, anlattıklarını diyor, bana anlat diyor yani. Anladıklarını mı? Anlattıklarını ve doğruları benzerciğin anlattığı var. Kadın fırsatı itibariyle bunları bizim kadar rahat uygulayamıyor. Kadın daha dünyevi bir varlık. Yani kadının, sizin alanınız abi bu, kadının çeşmesi daha çok dünyaya akan bir çeşme. Ama mümkün mertebe hak Allah'tır. Biz onun kuluyuz. Yani benim hakkım değil, bu Allah'ın hakkı, sistem belli. Tesettür böyle olacak, böyle olması lazım. Bak ben mesela erkek örneğin, bu zamanın erkeklerinin eşleriyle kalın en büyük sıkıntısı abi, mesela cemaat ehli olanları söylüyorum. Namaz falan değil, namazı falan kılıyorlar. Kılan kılıyor mesela. Tesettür konusu, asrın belası bu. Yani hangi açıdan bela? Evet. Makul tesettür, hakiki tesettür mesela. Orada kriteri, bak ben böyle dediğim için değil. Ben kızıyorum sana, itirazım yok, bu şekilde giyinemem. Ama Allah, Peygamberimiz bak böyle buyuruyorlar. Olması gereken bu. Bu da o bir anda olmuyor abi. Şimdi adam sabah akşam abi internet sayfasından tesettür modellerini inceliyor. Kadınların yapısı enteresan. Yaşa gelmiş 40-45, onlarla meşgul. Sokağa çıktığında mesela mağazaya bakıyor. Hiç senin bakmayacağın alana bakıyor. O yüzden onu adeta süzerek, hakikati anlatarak, Cenab-ı Allah'ın ve Peygamberimizin düsturunu ortaya koyarak anlatmak esas. Yani bu, buradaki meşret veya metot bu olabilir. İşte emirvaki deyince abi kim besliyor sana karşı bu sefer içine atıyor bu sefer. Bakıyorsun vaziyet vaka daha çok değişiyor. Yani yani erkeğin bunu almasıyla kadın aynı değil. Çok farklar. Bir de şu var yani kadın erkek arasındaki temel fark fizik fark değil. Ruhi farklı. Ruhlar çok farklı. Yani ruh mahiyetimiz onlardan çok acayip farklı. Yani ben mesela diyorum, sen buna mı kızıyorsun? Mesela diyorum, buna kızıyorum diyor. Ya bu kız hep bir şey değil ki diyorsun. Zamanlanıyorsun ki o öyle değil yani. O onun üslubuyla gitmek lazım. Onun mantığıyla bakmak lazım ki empati meselesi hakikati ortaya çıkartabilirsin. Ama burada alınan bir şey eğer öğrenciye bir şekilde aktarılamıyorsa veya arkadaşa aktarılamıyor veya eve aktarılamıyor, o zaman buraya imanın bir anlamı yok gibi bir şey oluyor yani. O dediği abimizin çok doğru yani. Temelde aldığımız o başta nefsimize tabii yani. Ama en büyük uygulama kişinin kendisinin yaşamasıdır. Yani mesela Kur'an-ı Kerim oğlum oku veya sigara içme ama sen veya küfürlü konuşma, sen küfürlü konuşuyorsun. Ben konuşuyorsam bunun bir tesiri olmuyor. Bir de yalancı olmuş oluyoruz. Mevzu bağlı. Evet. Şimdi diyeceğiniz varsa. Şimdi Peygamber Aleyhisselam, birincisini şöyle diyeyim. Peygamber evini söyledi değil mi? Olmadan önce burada öğretmenlerle bir program yapmıştım. Siz de varsınız. Evet. Serbest bölge. Tamam mı? Evet. Bunu seyrettiniz. Tamam mı? Seyrettiniz. Bu bilgidir. Tamam. Düşündünüz. Malumat. Malum oldu. Bu size mal olmaz. Yani kafanızda kaldır. Belki yer yer bazı yardım eder sana. Bunu derse katıldığınız halde videoyu seyredenler dahi olsa derse katılıyorum. Bu dersi çok dinliyorum. Ama hep duyarsınız. Ama bir türlü eyleme geçiremiyorum. Diyoruz ya. Niye? Hem onun cevabı olsun bu. Bak bir daha. Derse katılıyorum Mustafa. Dinliyor musun Mustafa? Dinliyorum. Derse katılıyorum. Bu dersi ben, vesvese dersini belki de 10 defa dinlemişim diyoruz. Belki 20 defa okumuşum diyoruz. Serbest bölge yapmıştık. Bunu yedincisi oldu bu. 7. Ve çok güzeldi. Öğretmenlerin iştirakıyla olunca daha kaliteli oldu.
serbest bölgeydi, daha güzel oldu. Şimdi diyeceğim şu, evde de olacak. Niçin eylemde hayatımızda zor oluyor? Bunu duyduğumuz mu? Şu arkadaşlar. Ters söyledim. Dışarıdan gelenlere malumat, sen onu düşünüyorsun, kafadan bilgi oluyor. Ne yapacaksın biliyor musun? O serbest bölgeye vesveseli sarsın, fotokopi çekeceksin. Her gün o serbest bölgeyi veya vesvese ait cümleleri yaz, 10 tane. Her gün bir müşteri bul. İster anlasın, ister anlasın. Babaannene bir gün. Bir gün de teyzene. Bir gün dedene. Anlamasa da. Her gün birisini anlatırsanız o ilim olur. Anlatmıyoruz. Bu arada anlatırsak şu farz da yerine gelmiş olur. Emri bir maruf. Ne yani? Bakın, derse katıldığınız malumattır. Okuduğunuz bilgidir. Düşündüğünüz bilgidir. Anlatırsanız ilim olur. Çünkü anlatınca aşağıya iniyor. Yaşarsak alim oluyoruz abi. Evet. Fazilet erdemlik oluyor. Kemalat oluyor. Tamam. Bu birincisi. Demek ki onu aldığımızı elimizden geldiği kadar müsaitse, müsait zamanını damarını dokunmadan anlatmak mümkünse anlatmak. Lisan haliyle. İkincisini söyleyeceğim. En mühim. Şu an. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam evinde de sıkıntı oldu mu? Oldu abi. Oldu. Kaç gün babasının evine gönderdi? Bile var mı? Yani bir ay. 40 gün. Evet. 40 gün. 40 gün hanımlarını babasının evine göndermiş. Allah'tan emir bekliyormuş. Ne yapayım? Peygamber'e dayatmışlar. Dünyalık. Yani biraz da belki de aklım bilmiyorum. Yani yeter der gibi atıp, yani peygamber hanımların örnek olacağı için dünya perestlikte de olmaması diye artık herhalde geçmişte alıştıkları bir şey anlatmak için söylüyorum. O hayatları biraz tabii değiştirmek zor ya, peygamber hanım olmak kolay değil, çok zordur. Dünyada en yapılmayacak iş peygamberliktir. Ne diyorsun ya? Onun kadar zor yok. Niye? Sana soruyorum, kendime soruyorum. Bir defa aç yattığın, öyle olmuştur ama yokluktan, bir defa aç yattığın oldu mu? Bir defa, bak kapıyı, olsun çocuk böyle aç, şey yap, sağa sola şey damlasın. Bir defa uykunu almadığın çok azdır, değil mi Ömer abi? O da tarla marla için. Yok diyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki tane taş bağlamış. Onun için yapılacak iş değil. Çok zordu. Allah Resulü bile şartlı aldı onu. Biliyor musun? Al ben sana peygamberlik veriyorum, tamam. Eyvallah, ne yapayım, mecbur aldım dememiş. Cenab-ı Hak şart koşmuş. Büyümüş müydü Mustafa? Yok abim. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Çok... Allah'a şart koşmuş. Bunu, bu şeyimi kabul ederse ya Rabbi, peygamberlik nasıl? Şeyini alırım. Ne yardım? Şunu bitireyim de onu hatırlat. Tamam. Ondan sonra hakikaten çok zor. Olmaz ya. Lisan haliyle yaşayacaksın kardeş. Ya tamam. Yani ben bir kısmen yaşıyorum yani şöyle. Yurt dışı olsun, şeyde olsun. O kadar mani bir sorumluluk var ki. Bırak ona faydalı olmam. Acaba ben bu kürsüden birisine zarar verdim mi diye ondan endişe ediyorum. Acaba birisinin nefretine, burayı nefret etmesine vesile oldum. Hakkı incitmeyin, adamı darıltmayın. Sen eziliyorsun ya. Senin gibi oturmak çok kolay ya. En kolay iş ya. Abi oturmak. Mesuliyetin yok ki. Şu anda mesuliyet tek sensin. Bir insanı soğutmak ne demek biliyor musun? Adam belki sonsuz hayatına mal olur. Gel abi buraya diyecekler sana. Şu cümleyi de söyleyeyim. Alimlere niçin anlatmadın? Anlattın mı? Alimlere anlattın mı sen bunu? Sorulmadıkça cahillere hesap sorulmayacaktır. Alimlere, peygamberlere anlattın mı? Sorusu olmadıkça cahillere niçin yapmadın sorulmayacaktır. O zaman alim olmamak lazım abi. Abi çok zor diyor. Ha. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok zor tabii. Onun hayatı
hayatında davası. Hocam camide imamın bütün sorumluluğu taşıdığı gibi örneğin. Evet. O da o 2 dakika 5 dakikaya. Değil mi? Yani sıkar dişini, camiden çıkana gittiniz tamam. Ama bu hayat hep örnek, hep ortada. Hocam yaşayan insan için zor olmasa gerek ya. Tamam o da güzel. O işte ama... Yani nefsiniz eğer kemale erse, onu her an yaşıyorsanız... işte dert oldu. Zor olmasa gerek o. Kemale erdin mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar sıkılmış ki sıkıntı çeşidine bak, bir çeşidine. Gidermek için ya Ebu Bekir sohbet et de beni rahatlat demiş. Başka bir sıkıntı çeşidi Hatice-i Kübra radiyallahu anha ile sohbet etmiş, o rahatlatmış. Başka bir çeşidi ya Bilal ezan oku rahatlat. Başka bir çeşit olmasaydı Ebu Bekir'e giderdi. Eşiyle sohbet eder. Yani yöntem farklıysa sıkıntı farklıdır. Anlıyor musunuz? Başka bir sıkıntı çeşidini gidermek adına ya Ebu Said, Kur'an oku da dinleyin. Estağfurullah ya Resulallah, Kur'an size geldi. Bana geldi ama başkasından dinlemeyi de severim. Başka bir sıkıntı çeşidi olunca secde edermiş, namaz kılarmış. Başka bir sıkıntısı olduğu zaman altın Kur'an okurmuş. Yani yöntem farklıysa içsel yapı farklı demektir. Şimdi böyle bir zat Fahri Kainat, evinde sorun oldu. O zaman evinde sorun olmasından korkma. Resulullah'ta da olmuş. Nerede korkayım? Bak evine göndermiş. Sorunu çözmede farklılık varsa ondan kork. Mesela evde bir sorun var. Adam dese ki, görmüyor musun herkes böyle? Kadın dese ki, Allah'ın dininde böyle ya. Çözümün kaynağı farklı. Çözüm yöntemi işte bela budur. Yoksa sıkıntı çıkmasından korkma. Sıkıntıyı çözme yönteminin birliği varsa hiç endişe etme. Dönüşü sıkıntı nasıl? Zenginliktir. Sana dönüşü nasıl oldu? Sonra vahiy geldi. Allah dedi ki Kur'an'da bir mana, meal söylüyorum. Dünyalık istiyorlarsa ver ve boşa. Eğer seni istiyorlarsa ve senin hayatına kanaat edeceklerse, bu dini mübine hizmet edeceklerse, al ve affet. Affet yok yine. Tarak suresi mi? Evet. Allah dinin sahibidir. İster işine gelir, ister gelmez. Ha, burada ders yaptığım gibi değil o. Allah, Kur'an'ın en çok hoşuna gidenlerden, 40 icazından bir tanesi nedir biliyor musun? Kur'an'da şu yok. Bana göre tahmin ediyorum herhalde, zannediyorum ki mümkündür ki böyledir. Tereddütlü ifade yoktur. Hani siz bir doktora gitseniz, çok ciddi hastasınız, dese ki tahmin ediyorum ki herhalde galiba mümkündür ki bu hastasınız. Onun dediği ilacı alır mısın? Bu budur. Bu adama bak yani, o da emin ya, şuna bak. Bu budur kardeşim. Yani ciddi, emin, kesin. Tereddüt, şüphe, ima edecek bir laf yok. Kur'an'da böyle olabilir galiba. Zannediyorum. Mümkündür ki. Böyle ifade edeyim. İşin sahibi olan, işin başında konuşuyorsa tereddüt olmaz onda. Demek ki sıkıntı olmasından korkmayın. Sıkıntıyı çözmede kaynak farklılığından korkun. Eğer bir tanesi kaynağı, çözümü, cemiyeti, milletin yaşantısını, ötekisi de Allah'ın kitabını yapıyorsa, işte o çok tehlikeli. Ama ikisi de Allah'ın dinine, ha yapamıyoruz ama doğrusu bu. Mesela eşin dese ki, veya sen desen ki, eşin daha dinden, sen desen ki, eşim haklısın, Allah'ın dini yani, seninle alakası yok ki, dini söylüyorsun. Ama yapamıyor. Öyle diyen adamın ayağı başımın üzerindedir. Niçin söylüyor? Mektubatta diyor ki ahkamı yapamasa da demiyor. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Tenkit etme. Eleştir. Ya hangi zamandayız ya? Olur mu şimdi zaman? Dedir mi bitti. Yapamıyorum de ya. Dolayısıyla kaynak, yani sorunları çözmede kaynak birliği varsa sorundan korkma. Sorun zenginliktir. Onun için evlenirken veya evlendirirken
evleneceklere söylüyorum. Sorunları çözümlemede kaynak birliği olması lazım. Yani sıkıntımız olduğu zaman zaten nikah böyle siz beraber olmak için kıyan bir adam değildir. Nikah kıyan zat kimdir biliyor musunuz? Sorun olduğu zaman ilk muraca mahkeme falan değil, kadidir o. İstanbul toplumunda kadiler nikah kıyardı. Sorun olduğu zaman o zat sorununuzu çözecek ilk. O zat. Hakem yani. Hakem. Sonra eğer yoksa, o ölmüşse, köyünüzde bilge, kadın veya erkek, yaşlı babaanneler varsa ona götürün. Sonra mahkemeler için usta diyor ki Müslümana yakışmaz diyor. Boşanmak için mahkemelere Müslüman kadın erkeğe yakışmaz. Müslümanın şerefine zıttır. Çok şey olmadıkça. Hocam bu resmi nikah mı, imam nikahı mı? İmam nikahı yoktur Mehmet abi. Yok değil mi? İmam nikahı denen bir nikah yoktur. Çünkü niye yapılıyor? Bak söyleyeyim. Hristiyanlar papaz nikahı diyor mu? Dini. Ha, tavsiye etmek için söylüyorum. Nikah, nikahtır yani. Dini nikah diyeceksin. İmam nikahı deme. Nikah. Ha, imam nikahı yok. Öyle bir şey yok. Dini nikah. Dini nikah. Dini nikah esastır. Ama dini nikah esastır. Esas dini nikah. Tabii esas odur ya. Resmi nikah o kadar önemli değil. Yani mesela diyelim ki dini nikah yapmadın. Belediye memuru ne diyor? Belediye falan başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak evet, seni karı koca ilan ediyorum. Onu akşam zina yaparsın. Kim sana yetki verdi? Karı koca kim? Kimin yetkisiyle yapıyorsun bunu? İlan ediyorsun. Belediye başkanının bana verdiği yetki. Lan belediye bak. Bu dini diyorsun. Ha bu resmi nikah. Bu ticaret hukuku gibidir. Protokoldür. Yani hak hukuk için hukuk. Bu lazım. Hukuk için. Tabii bu lazım. Yoksa mağdur olur. Evet. Bak hukuk için bu lazım. Ama hem dini diyorsun. Dini ise din, zina ve helal aramı din koymuş. Kur'an'ın da o koymuştur. Kardeşim kapatır mısın onu? Haram helal kavramını, halal helal kavramını din koymuşsa o zaman prensibini de o koymuştur. Prensibi nedir? Dini nikah bellidir. Nedir? Mehir vardır. İki tane namaz kılan Müslüman şahit lazım. Yani bu dini nikah. İkisi de kıyılması lazım. Sırf dini yaptın, sonra adam dedi boşuyorum, mehrini verdin, at. Böyle bu hukuku da zayi oluyor. Tabii. Perişan oluyorlar. Çünkü niye? İslam cemiyetlerinde kafiydi ama vicdan, insaf, anlayış yok ki. Adam kapıdan attığımız, kafadan attım zannediyor. Vicdansızlar böyle olabiliyor. İnsaf olmayınca o kafi değil. Hukuk için onun hak hayatı kurması için dünyevi nikah lazım. Belediye nikah olacak. Böyleyiz yani. Evet. Çünkü ne demek biliyor musun? Acımasız bir söz söyleyeyim. Müslümanın sözü senetti ve namustu. Müslümanın sözü senetlikten çıkınca banka senetini istiyorlar. Banka teminatını onun için istiyorlar. Çünkü sana güvenmiyor. Senin İslamiyetindeki sözüne güvenmiyorum demektir. Banka teminatı demek. Yalancı olmuşlar. Evet, anladık mı? En ağırıma giden o. Müslümanın sözü senetti derler. Şimdi banka senet istiyor. Senin sözün itimat etmiyor. Peki buraya kadar 9 tanenin 3 tanesini yapabildik. Keşke imkanımız olsa da 5'ini de yapsaydık. İnşallah başka zaman. Ama ana tema çok güzel gidiyor böyle. İşte lemalar 20. lemayı okursanız böyle insani ilişkilerde öğretmen talebe, patron işçi, ondan sonra karı koca münasebetlerinde bir de Müslümanların Müslümanlarla alakasında şey olması lazım. Bu kurallar, dusturlar bilinmesi lazım. 21. lema ise içsel alemdir. Peki Allah istikametten ayırmasın ve iki cihanda aziz eylesin. Amin. Hizmet imanı Kur'aniye'de bizi
daim ve kaim eylesin. Bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi Cenab-ı Hak maddi ve manevi, insi ve cinni, şeytani, semavi ve arzafaklardan hıfz-ı emin eylesin. Amin. Ve haşir meydanında bunu niye yapmadın, bunu niye yaptın, bunu niye dedin, bunu niye demedin itabına vesile olacak sözleri ve fiilleri dünyada bize nasip etmesin. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Bastüme. Şartı söyleyeyim mi? Şart şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberlik teklif edilince işaret hücazda şey yapıyor. Ala ile ila diye. Neyse ona girmeyeyim. Dedi ki ya Rabbi ben insanım. İnsanı muamele göreceğim. İnsanı muamele, yani insanım. İnsan gibi yaşayacağım. Ama beni peygamberlik kantarı ile tartacaksın ahirette. Çok daha hassas. Kömür tartan kantar var. Bir de altın tartan kantar var. Dedi ki ya Rabbi ben peygamberim ama ben de senin kulların arasında onlar gibi yaşayacağım. Onları çektiğin hesapla, muameleyle beni de onlarla hesap çektiğin gibi ölçülerle beni çekersen bana has, daha hassas, daha böyle ince hesaplarla şey yaparsa ben kabul ediyorum. Allah dedi mi ki sen kimsin ya? Tabi yani. Tahallü küfür küfür olmadığı için. Ben dedim bitti. Allah böyle hürriyet-i şeriye veriyor. Bir de kader elimi bağladı diyen zalimler var. Kader elimi bağladı. Neyi bağladı bak? Peygamber'e bile şu Allah'ın verdiği hakka bak. Diyor. O zaman Allah da kabul ediyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. Fatıma-tı Zehra radıyallahu anh'la evle şey yapacak semavi nikah Hazreti Ali ile ya Rabbi dedi şey ya Resulallah benim şartım vardı. Kuzum diyor Allah semavi bir nikahla sizin evlenmenizi istiyor. Allah şart olur mu? Sen Allah ile arama girme ya baba diyor. Ey peygamber. Ve Cebrail aleyhisselam geliyor. Ve onun konuşmalarına şahit oluyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, o diyor, Rabbin diyor, onun şeyini...